Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir bilgisayarlı muhasebe programı dersinde beraberiz. Bugün size anlatacağım bilgisayarlı muhasebe programlarından Zirve şirketine ait Zirve muhasebe programıdır. Yalnız benim kullandığım program demo olduğu için bazı kısıtlamaları var. Ön muhasebedeki en büyük kısıtlaması ise 200 TL'nin üzerinde fatura veya giriş veya çıkışına veya işlem yapmama izin vermiyor. Ben burada tanımadığım bir şirket var, deneme diye. Bu şirket üzerinden de yapabilirim veya yeni bir şirketi de açabilirim. Öncelikle açtığımda Zirve'nin ön muhasebe programı, ticari olan programının menüsü karşıma geliyor. Firma bilgilerinden benim tanımadığım deneme şirketi var. Ben yeni şirket tanımlamak istediğim zaman yeni firma F3 seçeneğine girdiğimde ne yapacağım? Burada şirketimi tanımlayabiliyorum. Merkez şube adresi uzatmadan öyle yazacağım. Sokak, diğer bilimlerini ne yapabilirim? Yazabilirim. Genel muhasebeyi kullanıyorsam, entegre çalışıyorsam genel muhasebe. Beyannamelerimle ilgili ayarlamalarımı yapabilirim. Faaliyet bilgilerime gelip burada şirketimin kuruluş tarihini yazıyorum. Faaliyet kodu, NICE kodu dediği önemli. Buradan inşaat amaçlı bir iş. Şirket yazıyorum. Çok tehlikeli değil. Bunu az tehlikeli yapalım. Faaliyetin niteliği devamlı. Tabi olduğu sektör şirket türü şeklinde yapalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ait iş kolumuz. Burada hangisi ise ne yapıyorum? Seçebiliyorum. Diğer bilgileri doldurduktan sonra sermaye taahhüt kısmı, yetkilinin adı soyadı, TC kimlik dosyası, vergi kimlik dosyası gibi kısımları doldurabiliyorum. Taşeron kullanıyorsak taşerona ait bilgileri kullanabiliyorum. Beyanname bilgilerinde beyannameyi dolduran muhasebecinin bilgilerini giriyorum. SGK ve İşkur'a ait bilgilerim var burada. Sosyal SGK bilgilerimle ilgili numaralarım var. Bu numaraları yazabiliyorum. Veya Zirve programının güzel olan noktalarından biri SGK şifrelerini tanımlayarak tekrardan bu program aracılığıyla ne yapabilirim? Girebilirim. Bunun dışında merkez şube açmak istediğim zaman da yine şunları kullanabiliyorum. F2 kayıt et diyorum. Kaydettim. Kaydettiğimde MHT ticaret işletmesi ne oldu? Karşıma gelmiş oldu. Evet, kapattım. Şimdi arkadaşlar Zirve programında menülerimiz var. Fatura menüsü. Fatura alım, satım ve iadelerle ilgili. İrsaliye ve stok işlemlerim. Stok devir işlemlerim burada. Stok kartlarım, carilerim, kasa tanımlamalarım ve hareketlerim, banka tanımlamalarım ve hareketlerim, çek senedi. Gelir ve gider işlemlerim ve diğer işlemlerim bu menüde yer alıyor. Şimdi bir örnek üzerinden gitmek istiyorum öyle uzatmadan. Baktığımızda bir örneğimiz var elimizde. Diyor ki MHT işletmesi 1.12.2020 tarihinde öteden beri faaliyette olup inşaat malzemeleri alım satımı yapmaktadır. Şirketin kasasında 200 TL ve Halkbank Kasası Sanayi Şubesi'nde 200 TL parası bulunmaktadır. Dediğim gibi 200 TL'nin üzerinde demo program olduğu için izin vermediği için en üst limitleri kullanarak işlemi yapacağım. Öncelikle geliyorum kasa tanımlaması yapmam lazım. Yeni kasa kartı diyerek yeni kasa tanımlaması yapacağım. Ondan önce arkadaşlar sanırım şirket değiştirmedim. Şirketi değiştirelim.
Evet, merkez kasa tanımlı ama deneme şirketinden şuradan MHT'ye giriş yapalım tekrardan. Unutmayalım arkadaşlar, zirvede SQL tabanlı bir program. SQL tabanlı olduğu için SQL'in de kurulması gerekiyor. Veri tabanı işlemleri için denemeyi daha önceden girmiştim. Hızlı şekilde açmıştım. MT yeni açtığım için ne yapacak? Bununla ilgili veri tabanı işlemlerini gerçekleştirecek. Onu biraz beklemem gerekiyor. Evet, MT'ye girdim. Öncelikle ne yaptık? Kasamızı tanımlamamız gerekiyor. Yeni kasa kartı diyorum. 01 Merkez Kasa. Kasa açıklaması yazabilirim. Muhasebe kodu muhtemelen göstermeyecek çünkü muhasebeyle bağlantısı olmadığı için veya demodan kaynaklı. Ve yapalım daha önceden aldığı için. Şimdi kasa kartımıza ne yaptık? Tanımlamış olduk. Kasa fiş işlemlerine giriyorum. Şu örneğimizde 200 TL kasasında nakit parayla başladığı için şu kasa açılış kasa fiş işlemleri menüsünden geliyorum. Açılış fişim var burada. Açılış fişimi seçerek 01.12.2020 tarihinde giriyorum. Açılış fişi borçlu açılış fişi olduğu için özel kodlar tanımlamıyorum. Tutarı kısmına gelip 200 TL yazıyorum. Açıklama yazmak istediğim zaman zirve programın ilk açılışı diyorum. İşlemi yapan kim? Yaptıktan sonra kaydet ve çık diyorum. Evet, baktığım zaman kasada 200 lira açılış fişinde bir paramın ne yaptığını işlemleri görüyorum arkadaşlar. Çift tıkladığım zaman da hemen alt köşeye programın altında yer alan bölümde fişin detaylarını ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Ne yaptım? Kasayı tanımladım. Örneğimde bir de banka var. Halk Bankası Sanayi Şubesi geliyorum. Banka kartımı tanımlamam gerekiyor. Yeni banka kartı modülünden Halk Bankası AŞ kodu şu bağda hesap türümüz burada önemli. Ticari mi, kredi mi, kredi kartı mı? Bunu belirlememiz gerekiyor. Belirledikten sonra hesabın adı, adresiz, hesap numaramı ve hesabıma bağlı IBAN numaramı ne yapıyorum? Yazıyorum. Cinsini yazıyorum. Kullanılabilir kredi tutarı varsa bunları yazabiliyorum. Ne yaptım? Banka kodlarım yine dediğim gibi F1 çalışmayacak. Ne yapabilirim? Muhasebe kodlarının bağlantılarında muhasebeyle entegre çalışacaksam yapabilirim. Evet, banka kartımı da tanımladım. Banka dekontlarına tıklıyorum. 200 TL açılışı girebilmek için. Geliyorum banka dekontları kısmından açılış fişiyle ne yapacağım? Bu rakamı gireceğim. Tarih 01'di. Özel kodlar tanımlamıyorum. Halk Bankası AŞ Sanayi Şubesi. Banka kodum, hesap numaram burada var. Açıklama şirket bilgilerinin zirveye kaydı. Yazdım tutarı 200 TL. Evet, böylelikle dikkat ettiğiniz gibi artık ne yaptım? Bankadan 200 lira, kasada 200 lira
bir bedelle şirketimin faaliyetlerine başladığını görmüş oluyorum. Evet, birinci sorumu ne yaptım? Böylelikle bitirdim. Benim ikinci sorum var. Yine bu rakamlar biraz düşük. Dediğim gibi demo programdan kaynaklandığı için tutarın 200 liraya geçmemesi için yapmam gerekiyor. Benim ne var? Mal mevcudum var. Yani ben bu programı kullandım. Şunu silelim. Şu rakam değişti çünkü. Benim stoklarım var. İnşaat demiri, çimento, kum ve kireç gibi. Ne yapmam gerekiyor? Zirve programında stok kartından öncelikle bunları ne yapmam lazım? Tanımlamam gerekiyor. Yeni stok kartı diyorum. Dediğimde stok 1. Stok adına bakıyorum ne yapmam lazım örneğinde? İnşaat demiri. Demiri yazdım. Detay kısmı evet, görünsün evet, stok kilitli mi? Hayır. Ticari mal türü, stok türü önemli. Bu malımız ne? Ham madde mi, yarı mamul mü, mamul mü, demir baş mı? Ticari mal olarak. Birimine ne yapıyorum? Ton yazıyorum. Ton. Satış birimi 1 olarak kalsın, alış birimi de. KDV'si %18 mi? Bakalım detay verilmiş mi? Verilmemiş, 18. Tevkifat oranım var mı? Tevkifatlı bir ürün mü? Eğer tevkifat varsa bu ürününde tevkifat oranını ne yapabilirim? Verebilirim. Minimum stok miktarı, maksimum stok miktarı gibi kısım birim bilgiler varsa elimde bunu da doldurabilirim. Bu ürünü alıp satarken indirim yapacaksam 1 ve 2 veya 3 ne oldu indirimleri girebilirim. Satış fiyatı ne kadarsa satış fiyatını buraya yazabilirim. Ama alış fiyatını var mı burada alış fiyatımız bakalım. 6 liradan var. 6 liradan bu ürünü ne yapmışım almışım. Satış fiyatımı da ne yapabilirim? Burada belirleyebilirim istersem ama belirlemek istemiyorum. Evet, baktığım zaman yine kodlar bölümü var. Kodlar bölümünde özel kod ekleyebilirim. Özel kod kullanmak istemiyorum. Yani aldığım firmaya veya bölgeye göre kodlar yapabilirim. Onun dışında detaylar kısmına girerek ürünle ilgili diğer detayları, parametreleri girebilirim. Stok reçetesi dediğimiz reçetemiz var. Biz burada kendimize göre ayarlamaları ne yapabiliriz? Evet. İlişkiler, gider kodu, bunları ekleyebilirim. ÖTV olanları varsa bunları bildirebilirim veya diğer kodunda ne yapabilirim? Bu ürüne ait resimler veya aldığım firmaya ait bilgileri, resimleri, ürün resimlerini buraya koyabilirim. Bunu yaptıktan sonra kaydet ve yeni kart diyorum. Çünkü bir kartım daha var. Evet, bakıyorum. Bu ne? Çimentoymuş. Adana çimento yazıyorum. Birimine ton yazıyorum. Ton eklediğim için geldi. Diğer birimleri de kullanabilirim. Ticari mal olduğunu söylüyorum. KDV oranı %18. Tevkifat olmadığı için tevkifat kısımlarına gitmiyorum. KDV istisnalarımız varsa bununla ilgili istisnaları girebilirim. Bir önceki stok kartında anlatmamıştım. Geliyorum arkadaşlar alış fiyatı kısmına. Alış fiyatını ne yapıyorum? Giriyorum. Kaç liradan? 3 liradan almışım. Kullanılacak alış fiyatı burada 1, 2, 3, 4, 5 var. Farklı alış fiyatları varsa 3 lira, 4 lira, 5 lira bunları yapabilirim. Ve kullanılacak alış fiyatını da ne yapabilirim? Buraya ne yapabilirim? Yazabilirim. Diğer kodları da tekrardan anlatmama gerek yok. Anlatmıyorum. Kaydet ve yeni karta geç diyerek 3. kartıma geçtim. Geldim. 3.03 milimlik kum diyorum. 0.3 milimlik kum. Bunun da birimine ton diyorum. Bakalım gözümüzden kaçan her örnekte farklı bir şey olabilir. Alış fiyatım ne kadarmış? Alış fiyatımı 4 liradan giriyorum. Girdim, örneğime baktım. Ha, şu maliyet yöntemimiz var. Maliyet yöntemlerimizi ne yapabiliriz? FIFO, LIFO, alış fiyatı 4, en düşük alış giriş gibi şuradan
Ne yapabiliriz? Ağırlıklı ortalama, basit ortalama, hareketli ortalama şeklinde yapabiliriz. Satış kar yüzdesini ne yapabiliriz? Buraya ekleyebiliriz. Ekli bir şeyimiz varsa işte yüzde kaç karla satacağız? %5, %10, %20, %40. Satış kar yüzdemizi de ne yapabiliriz? Buraya ekleyebiliriz. Bunu da kaydediyorum diğer kısımlara tekrardan bakmadan. Geldim. Son bir ürünüm var. Kireç. Kireç olarak ne yaptım? Ekledim. Birimine yine tonluyorum. KDV'si 18. Tevkifat oranlarımız yok. Alış fiyatım kaç liradan almışım? 8 liradan almışım. Evet. F2 kaydı yaptım. Kaydı yaptıktan sonra kapat diyorum. Kapattım. Bakın arkadaşlar, benim eklemiş olduğum ürünler burada var. Burada mesela herhangi bir ürünü aldığımda buna çift tıklayarak da son şu alt köşede onun detaylarını görebilirdim. Ama herhangi bir hareket olmadığı için detaylarını göremiyorum. Aynı zamanda giriş miktarı, giriş tutarı, çıkış miktarı, çıkış tutarı gibi kısımları da buradan görebiliriz. Şimdi bunlar benim devirlerim. Yani şu kadar ürünüm yapmış var. Şimdi şurada hareketlerimiz var. Hareketlerimize baktığımızda yine ne yapıyorum? Ben bu hareketlerimi olmadığı için görmüyorum. Stok kartlarımı da ne yaptım? Tanımlamış oldum. Şimdi hareketlere girmem lazım. Stok işlemleri, irsali işlemleri kısmına gelerek ne yapacağım? Bu devirleri gerçekleştireceğim. Yeni irsaliyeden geleceğim arkadaşlar. Satış irsaliyesi, iade alış irsaliyesi, konsolide çıkış, konsiye çıkış, depo sayım fazlası, üretimden giriş, fire, sarf ve açılış fişi diye stok sayım fişi diye var. Açılış fişinden ne yapacağım? Bunu da açılış fişinden gireceğim. Evet, stok koduna F1'e bakıyorum. F1'e bastığımda inşaat demiri karşıma geldi. Ne yaptım? İnşaat demirini seçtim. Ne kadar genişim var? Bakıyorum. 3 ton. Ne kadar? 6 liradan giriş yaptım. KDV tutarı da %18 olduğu için KDV'si yok açılış fişinde. Ne yaptım? Enter'la en sonuna kadar gidelim. Gidebiliyorum. F1'e basıyorum. Tekrardan çimentoyu seçiyorum. Ne kadar bakıyorum çimentoya? 20 ton 3 liradan. 3 liradan yaptım. Sonra F1 yapıyorum tekrardan. Kumu seçiyorum. Kuma bakıyorum ne kadar var? 5 ton 4 liradan. Bunu da ekledim. Tekrardan F1'den kirecin devrini ne yapıyorum? Açılış fişiyle giriyorum. Ne kadar kireç varmış? 10 ton 8 lira. Evet. Böylelikle 178 liralık bir stoklarım oluşmuş oldu. Bunu ne yapabilirim? F2 kaydetle kaydetmiş oldum. Şimdi arkadaşlar, burada benim açılış fişim buradan detaylarına tıklayarak hemen alt köşede ne yapabilirim? Ben detaylarını görebiliyorum. Bu fişin detayları burada var. Toplamda 178 lira. Tabii rakamlar çok komik ama demo programı izin vermediği için bu kadarını yapıyorum. Ne yaptım? Çıktım. Yani stoğa yeniden girelim. Hareketlere bakalım. Hareketimiz var mı? Evet. Bakın stoklara yaptığımız hareketler ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. Çift tıkladığımda ne yapıyor? Stok hareket açılış fişine girerek bizim bu detayları göstermiş oldu. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Biz stoklarımızın devri için bir sayı stok işlemleri menüsünden bunların devrini gerçekleştirmiş olduk. Evet, soru 1'e devam ediyorum. Diyor ki ayın 22'sinde Akdem AŞ'den 74.44 nolu irsaliye ile %18 KDV dahil ton 6 liradan 20 ton demir alınmıştır. Şimdi demir aldık ama bizim carilerimiz tanımlı değil. Önce Akdem AŞ'yi tanımlamamız lazım. Cariye geliyorum. Yeni cari kart diyorum. Akdem AŞ.
anonim şirketi. Mükellef türüne geliyorum arkadaşlar. Gerçek veya tüzel kişi olmasına göre durumu değiştiriyorum. Tip 1 veya tip 2 seçebilirim. Bunlara pek dokunmuyorum. Cari kart tipi önemli. Alıcı mı satıcı mı bizim için? Satıcı. Bazen de her ikisi de olabilir. Hem alıcı hem satıcısı olabilir. Yetkilisi kim olsun? Gayet yıldız olsun. Görevi. Onunla ilgili bilgileri yazıyorum. Muhasebe fişi dediğim gibi çalışmayacak ev görüntüsü. Demodan kaynaklı da olabilir. Adres kısmına ne yapalım? Askeri yapalım. Gideceğim askeri. Şehir Elazığ. Elazığ. Ne yaptım? Bilgilerini dolduruyorum. Faksıdır. Posta kodu. Bu bilgilerin hepsini ne yapabilirim? Girebilirim. Diğer bilgiler sekmesine gelip risk limiti, yani bu satıcı veya alıcı ile ilgili risk limitlerim varsa tanımlayabilirim. Vade farkı varsa tanımlayabilirim. Ödeme süresi, iskontoları, taksit sayısını tanımlayabilirim. Bunun dışında geldiğimde fatura irsaliye siparişte kullanacak stok fiyatlarında satış fiyatı ve alış fiyatında alış fiyatı 1. Tanımladığım stok kartlarında fiyatlar vardı. 1, 2. Ne yapabilirim? Bunları belirleyebilirim. Stok grup kodu F1 ile stok grup kodu oluşturursam bu kodlara ulaşabilirim. Yani grup kodu neydi? Mesela şöyle düşünebilirim. Doğu Anadolu bölgesinden aldığımız veya İç Anadolu bölgesinden aldığımız ürünler gibi. Burada banka, bu satıcımızın banka bilgilerini ne yapabilirim? Tanımlayabilirim. Şubesi hangisi ise biliyorsam bilgileri, hesap numarasını biliyorsam yazabilirim. IBAN'ını ne yapabilirim? Yazabilirim. Bu bilgileri de buradan oluşturabilirim. Şube bilgileri varsa bu Akdem'in şube bilgilerini girebilirim. Firma görevlileri varsa bunları ne yapabilirim? Ekleyebilirim. Evet, ne yaptım? Tanımlamış oldum. Tanımladıktan sonra benim cari kartım geldi. Akdem Ayşe, gördüğünüz gibi satıcı olarak burada tanımlanmış oldum. Şimdi ben mal aldığım için fatura sekmesine gireceğim. Alış ve satışlarımı faturadan yapacağım. Yeni faturayı seçiyorum. Alış faturasını ne yaptım? Seçtim. Seçtiğimde benden cari seçmemi isteyecek. Evet. Gelelim. Tarih girelim mi? Faturano 22'sine gireceğiz. 22. Merkez, KDV hariç mi? Bilgileri bir okuyalım. KDV dahil 118. KDV'sini dahil yapıyorum. Cari unvanına tıkladığımda Akdem geldi. Vergi numarası bilgileri varsa onu da yapabiliyorum tanımlamış olsaydım. Ama iki defa seçtiğimiz için gitti. Evet, KDV'si dahil olarak yaptım. Bakalım unuttuğumuz bilgi var mı? Kasa veya banka bilgilerimiz varsa bunları ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Merkez kasa sildim. Stok kodumda F1 diyorum. F1'e baktığımda örneğimde ne seçmişim, ne almışım? Demir almışım. Benim burada ürünlerim var. Demir aldım. Kaç ton almışım ona bakıyorum zorunda veya faturamda. 6 ton 20 liradan. Birim fiyatı 6 TL'den 20 pardon. Yanlış anladık. 20 ton 6 liradan aldık. İndirim yok. 120 lira tutmuş oldu. Şimdi ben fatura bilgilerimi ne yaptım? Girdim. Fatura bilgilerimi girdiğim için ne yapmam lazım? Bunu kaydedeceğim. Ama kaydetmeden önce bakıyorum ekstra bir bilgi var mı? Yok. Ekstra bir bilgi yok. F2
kayıtla ben bu faturamı kaydetmiş oldum. Hemen üst tarafta Akdem'den aldım. Ürün fiyatı, KDV'si geldi. Çift tıkladığım zaman ürünün fiş detayları karşıma aşağıda gelmiş olacak. Evet, böylelikle ne yaptım? Bu sorumu da bitirmiş oldum. Ayın 21'ine geldiğimde işletmenin yönetim bölümünde kullanmak üzere 98.798 nolu fatura ile %18 KDV dahil 200 TL tutarında kırtasiye malzemesi aldım. Şimdi kırtasiye malzemesi aldığımız bu bizim bir giderimiz. Gider bölümünden ne yapmamız lazım? Giderleri tanımlamamız gerekiyor. Giderleri tanımlamak için geliyorum. Yeni gider tanımla diyorum. Gider koduna ne yazalım? Genel giderler. Gider adı kırtasiye alımları. Alımları. KDV'si %18. Birim fiyatını yazmıyorum. TL olarak kalsın bu. Muhasebe kodu zaten çıkmayacağını söyledik. Kaydetme çık diye ne yaptık? Yaptık. Evet, ne oldu? Genel giderler girmiş olduk arkadaşlar. Şimdi kapat diyorum buradan. Kapattım. Yine faturaya geliyorum. Benim bu aldığım kırtasiye malzemesi ne olacak? Belgeli olduğu için faturadan gider faturasını seçtim. Evet. Tarih kaçtı? Tarihime bakıyorum. 21.12. Herkes KDV'si dahil mi hariç mi ona bakıyorum. Dahil 18. Verdim. KDV'si dahil 18 yazdım. Evet. Fatura tipi kapalı fatura. Açık değil. Parasını kırtasiye peşin ödemişizdir. Merkez kasayı seçtim. Özel kodu yok. F1'e basarak ne yapıyorum? Buradan kırtasiye malzemesi alımlarını ne yaptım? Seçtim. Miktar 1 adet zaten. Birim fiyatı 200 TL. Evet. Ne yaptım? KDV'sini hariç olarak aldı. 30 TL, 30 lira 51 kuruş olarak algıladı. Bununla ilgili ne yapmam lazım? KDV'sini dahil girdik. Ne yaptık? Bu rakamı da girmiş olduk. Büyük bir ihtimalle giderleri tanımlarken KDV'sini dahil olarak evet şimdi düzeldi. Evet. Pardon, şimdi düzeldi. 169 liraya düştü. Toplam KDV'si de 30 lira 51 kuruş. Genel toplam 200 lira olmuş oldu. Şimdi F2 kaydettim. Ne yaptık? Biz bir gider faturasını da işlemiş olduk. Çift tıkladığım zaman altta görüyorum. Bir de ben giderden göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar, kırtasiye malzemesi alımlarını çift tıkladığım zaman gider kısmında da ne yaptı? İşlemiş olduğum gideri evrak numarasıyla birlikte işlemiş oldum. Evet, bu soruyu da ne yaptık? Çözmüş olduk. Geldim arkadaşlar, yine bir sorun daha var. Ayın 23'ünde Akdem'den yine 6 ton 30 ton demir almışım. Bunu da bildiğimiz gibi fatura işlemleri menüsünden yapıyoruz. Yeni faturadan alış faturasını seçiyorum. Seçtikten sonra fatura numaram var mı? Onunla ilgili bilgisi var mı? 7448 48 tarih 23.12 KDV dahil hariç bakıyorum. Dahil 118.
Fatura tipimi açık gireceğim buralarda. Açık fatura gireceğim için evet açık fatura girmiş oldum. Cari unvanına geldiğimde tanımlı Akdem vardı zaten. Stok kodumdan F1'den ne yapıyorum? Demiri seçiyorum. Seçtim. Kaç ton almışım demir bakıyorum. 30 ton demir 50 liradan almışım. 30 ton demir kaç liradan almışım? 6 TL'den almışım. Alış fiyatı geldi karşıma. Değiştirebilirdim. Evet, baktığım zaman ne yaptı? Faturamı düzenlemiş oldum. F2 kaydet diyorum. Bu bilgiyi de kaydettim. 3 tane faturam olduğunu görüyorum. Geldim bir sonraki soruma. Ayın 23'ünde Nail Uyanık diye bir müşteriye %18 KDV dahil tonu 6 TL'den 20 ton demir satmışız. Büyük bir ihtimalle bu müteahhit olur veya inşaat işiyle uğraşan biridir. Buna da bir veresiye satış yaptığımızı düşünüyoruz. Cariden geleceğim. Yeni cari kartı tanımlayacağım. Evet. Cari adına Nail Uyanık yazdım. Alıcı olarak giriyorum. Yetkilisi Nail Uyanık aynı kişi olsun. İşletme sahibi. Bununla ilgili dediğim gibi bilgilerine girebilirim. Vergi dairesi, banka numarası, SSK numarası gibi. Diğer carimizi tanımlarken biz bunları anlatmıştık. Bunlarla ilgili tüm bilgileri girebilirim. Sadece bunu girmek istiyorum. F2 kaydet dedim. Kaydet dedikten sonra çıkıyorum. Evet, Nail Uyanık da gelmiş oldu. Şimdi faturaya giriyorum. Bu sefer bir satış faturası keseceğim. Yeni faturadan satış faturasını seçtim. Seçtikten sonra seri numaram burada. Tarih kaçtı? Tarihim önemli. 23.12. Merkez depo. KDV dahil 18. Dahil yapıyorum. Evet, yurt dışı satışlar. Açık fatura. Evet. Geldim. Özel kodlar yok. Cari unvanına geliyorum. Nail Uyanık burada. Stok kodumdan ne sattığıma bakıyorum. Sorumda ne sattığım belli. Demir satmışız. Geldim. İnşaat demirini tıklayarak seçtim. Soruma dönüyorum tekrardan. 20 ton demir 6 liradan demiş ama alış fiyatından değil. Bunları 8 lira yapalım. 20 ton demir 8 liradan evet, fiyatı 200 liraya geçmesin diye ayarlama yapıyorum. 200 liranın üzerindeki evrak kayıtlarımıza izin vermiyor. Onu söylemiştim. Demo program. Ne yaptım? Nail Uyanık'la ilgili peşimi kesmiş oldum. Evet. Nail Uyanık da buraya geldi. Geliyorum arkadaşlar. Ayın 24'ünde 125 lira telefon faturası ödemişim. %18 KDV dahil. Ne yapmam lazım? Giderlerden hemen yeni gider fişini tanımlıyorum. Genel giderler, telefon faturası. Faturası KDV'si 18 veya değişikse yazabilirim. Muhasebe kodunu yazmıyorum. Dahil hariç ile ilgili bölüm burada yok. Kaydet ve çık dedim. Evet, telefon faturası da gelmiş oldu. Yine fatura menüsüne giriyorum. Çünkü telefon faturası var elimde. Ne yapacağım? Gider faturasını seçeceğim. Seçtim. Fatura numaram kaçsa biliyorsam yazıyorum veya sorumla var mı bakalım bir. 225-22. Ayın 24'ü merkez kasa KDV'si dahil. Kasadan ödemişsem kasa, bankadan ödemişsem banka yazıyorum. Bunu kasadan ödemiş oldum. Cari unvanı yok. Gider kısmına geliyorum. F1 ile telefon faturasını seçtim. Bir adet fatura veya kaç adet fatura varsa onu yazıyorum. 125 lira. Evet. Ne yaptık? KDV'sini de aldı. Toplam 125 lira olarak işlemiş oldum.
Ha, yanlış tuşa bastım. F2 kayda baksın. Evet, gider faturasında ne yaptı? İşlemiş oldu. Çift tıkladığımda ne yapıyorum? Bakın, detaylarını aşağı ve orta bölümde görebiliyorum. Evet, bir sonraki soruma geliyorum. Veya bir sonraki faturama. Ayın 25'inde şu numaralı fatura ile Sami Koç'a %18 KDV dahil tonu 3 TL'den 60 ton çimento satmışız. Bir satış faturamız var ama Sami Koç açık fatura olduğunu düşünüyorum. Sami Koç diye bir yeni müşterim var. Ne yapmam lazım? Önce Sami Koç'u tanımlamam lazım. Geleceğim yeni karttan. Sami Koç. Sami Koç'u tanımladım. Evet, alıcı olarak ben satmış mıyım emin olayım bir bakalım. Evet, satılmış alıcı benden. Muhasebe kodunu yazmıyorum. Diğer bilgiler varsa bunları yazabilirim. E-fatura kullanabiliyorsam şu aşağıdaki tikleri kullanabilirim. Kullanmıyorum şu an için. Yani ben öyle çok detaya girmeden anlattık. Evet, F2 kaydetti. Sami Koç'u da sistemime ne yapmış oldum? Kaydetmiş oldum. Kaydettikten sonra çıkıyorum. Sami Koç burada. Yine faturalarıma geliyorum. Mal sattığım için yeni faturadan satış faturasını ne yaptım? Seçtim. Numara varsa onu yazıyorum. 898.77 ayın 25'i merkez kasa KDV'si dahil. Ya şu dahil genelde kullanılır. Yani hariç pek kullanan çok az firma vardır. Açık fatura olduğu için karışmıyorum. Cari unvanına gelip artık Sami Koç'u burada gördüğüm için Sami Koç'u seçtim. F1 detayla hangi ürünü satmışım? Çimento satmışım. Evet, çimentomu seçtim. 60 ton 3 liradan satmışım. Evet. Yine 180 lira bir toplam fatura bedelim oldu. 300 liraya gelmedi. Kaydederek ne yapabiliyorum? Bu faturamın da kaydını işlemiş oldum. Evet, değerli arkadaşlar. Ayın 26'sına geldiğimizde yine Akdem'den bu sefer 50 tonu 4 liradan 50 ton kum almışız. Zaten Akdem tanımlıydı bize. Fatura bilgilerinden alış faturasına geliyorum. Alış faturası. Numaraların falan var zaten. 00655. Tarih 26. KDV'si dahil. Dahil hariç değişebilir. Açık fatura. Akdem burada var arkadaşlar. Akdem'i seçtim. Stok koduna bakıyorum. Stok kodumdan aldığım ürünün kodu ne? Kum almışız. Kum buradan seçtim. Miktar kısımlarımı zaten ben çalışan olduğum için bilirim. 50 ton 4 liradan. Evet, tanımladığım için alış fiyatına ne yaptım? Girmiş oldum. Toplamda 200 lira etti. Evet, bunu da ne yapacak? Kaydedecektir. 200 liranın aşmadığı için. Evet arkadaşlar. Alış ve satış işlemlerimizi ne yaptık? Biz kısaca görmüş olduk. Evet. Diğerleri de hep birbirine bağlı örnekler. Biz ne yaptık? Burada mal aldık, mal sattık, gider faturası düzenlemiş olduk. Bununla ilgili raporlardan bahsetmek istiyorum. Ne yapabiliriz? Stok durumu raporunu görebiliriz. Stok kodu girmek istiyorsak, maliyet yöntemini görmek istiyorsak, alış fiyatı, satış fiyatı bunlarla ilgili bilgileri ne yapabiliriz? Görebiliriz. Ne yaptık? Stokları görmek istiyorum. Diyor ki inşaat demiri, bakiye miktar 33 ton, işleme göre bakiye tutarı, birim fiyatı şu kadar. Maliyetle ilgili kısımlar birim fiyatını ne yapmış? Bize vermiş. Veya bunun dışında gelebilirim. Cari bazlı hesap hareket listesi diyelim. Bunu alalım. Evet.
Aktem, Nail Uyanık, Sami Koç, bunlarla ilgili yaptığım raporları, alış ve satış miktarlarını ne yapabiliyorum, görebiliyorum. Detay istediğim zaman veya işletmenin sahibi görmek istediği zaman ne yapabiliriz? Bu raporları alıp verebiliriz. Onun dışında arkadaşlar, bu örneğimiz alım ve satımla ilgiliydi ön muhasebede. Çek ve senetle ilgili ne yapmadık? Herhangi bir örnek çözmedik. Evet, 40 dakikalık bir süreyle sadece alım, satım ve ne yaptık? Gider faturalarının işlenmesini öğrendik. Bir sonraki dersimizde konumuzla çekli senetli bir örnek çözerek, daha detaylı bir örnek çözerek, ayarlarla ilgili örnekler çözerek devam edeceğiz. Bugünkü videomuz burada bitiyor değerli arkadaşlar. Tabii ben bunu bunu insanlara biraz daha fayda olmak için anlatıyorum. Videolarımı beğenirseniz, abone de olursanız daha iyi olur benim için. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.